Merhaba arkadaşlar, Berat Tatlı Dünya Sevim'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere fındıklı ev keki, anne keki de diyebiliriz. Bir kek tarifi vereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi içi çok güzel pişmiş, pamuk gibi olan bir bu kekle ilgili püf noktalarıyla birlikte hepsini anlatacağım. Evet, hazırlamaya başlayabiliriz. 3 tane oda sıcaklığında yumurtamız var. 1 buçuk su bardağı toz şeker ekleyeceğiz. Yumurtalarımızın oda sıcaklığında olması kekimizin çok daha pamuk gibi ve güzel kabarmasını sağlayacaklar arkadaşlar. Birinci püf nokta bu. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. İçerisinde çırparken yumurta çok soğuk olursa şekerin erimesi çok zor olduğu için arkadaşlar pişme esnasında da sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden oda sıcaklığında yumurta kullanmamız gerekiyor. Bir su bardağı sıvı yağımızı ekleyelim yaklaşık yumurta ve şekeri 2-3 dakika kadar çırpalım. O çırpma çok önemli çünkü ne kadar çok çırparsanız kekiniz o kadar kabaracaktır. 1 su bardağı sıvı yağdan sonra 1 su bardağı yoğurdumuzu ekliyoruz. Yoğurt yerine süt de ekleyebilirsiniz. Üçüncü püf nokta yoğurtla yapılan kekler her zaman çok daha lezzetlidir. Arkadaşlar 2 su bardağı un kullanacağım. Artı 2 yemek kaşığı kullanacağım. 1 paket vanilya. 1 paket kabartma tozu. E, bu karışımı da tekrar çırpalım. Çok fazla un koyduktan sonra. E, başka bir püf nokta. Un koyduktan sonra kekimizi çok fazla çırpmayacağız. Sadece birbirine karıştıktan sonra. Bir spatula veya bir tahta kaşık yardımıyla Kekimizi toparlama işlemini yapacağız. Evet mikserimi kaldırıyorum. Bir su bardağı öğütülmüş fındığımı da ekliyorum. Ee, ceviz de ekleyebilirsiniz ama inanılmaz lezzetli oluyor fındıklı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet iyice karıştırdıktan sonra spatulamızla Kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. E, kek kalıbımızı tereyağla yağladım arkadaşlar. Tereyağla yağladığınız kek kalıplarınız her zaman kekinizin e, daha lezzetli olmasını sağlayacaklar. Bu da başka bir püf nokta. E, benim biraz yayvan bir kalıbım var. Bu sefer farklı bir kalıp kullandım. Çünkü elimde çok fazla evimde kek kalıbı var. Bu kek kalıbıyla yapmak istedim ama istediğiniz kek kalıbıyla yapabilirsiniz. İsterseniz 25 santimlik e, yuvarlak derin tepside de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar kekimizi pişirdik. Şimdi çeviriyoruz. Kekimizin pişirmesiyle ilgili de birkaç teknik göstermek söylemek istiyorum sizlere. E, önceden ısıtılmış 180 derecede ben kendim evde o şekilde pişiriyorum. Fansız bir fırında. E, önceden ısıtılmış 180 derecede kekimi atıyorum. Yaklaşık 20 dakika kadar e, 180 derecede pişiyor. Daha sonra 150 dereceye alıyorum. Ee, toplamda arkadaşlar e, kalıbımın e, derinliğine göre daha mesela bu kekin biraz daha erken pişti daha derin bir kek olursa biraz daha uzun tutuyorum ama yaklaşık 40 dakika kadar e, bekletiyorum mutlaka kürdan batırarak e, kontrol edin kekinizi ama ilk yarım saat hiç kekinizi pişerken açmayın e, sönmesini sağlarsınız yoksa kekimizi açmıyoruz. Evet, kekimiz çok yumuşak bir kek oldu. Pamuk gibi bir kek oldu. İçi sünger gibi oldu. İç kısmını da görün isterseniz arkadaşlar. Evet, kekimiz bu şekilde. Evet, iç kısmı bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi tamamen e, hem çok güzel kabardı hem çok pişti yapacak olan arkadaşlarım kolay gelsin size yeni tariflerle tekrar görüşelim hoşçakalın.